Berlin Kaplanı kavgasının perde arkasını Süper Kulüp farkıyla izliyoruz. Ferdi Tayfur isyan etmişti. Oturdum ya da çatıldım kaldım ya böyle bu kadar. Orhan Ayhan'ın var ya Orhan Ayhan. Orhan Ayhan'ın anlatımını öyle koymuş ya. Ben sinirlerim bu aynı şeyi yapıyorum. Olur mu böyle şey ya? Atademir Atademirer'in Berlin Kaplanı filminin senaryosunun... Yok beni direkt sokuyor. Kendi senaryosu lambalı sazdan çalındığını söylüyordu. Böyle çalmakla, şırpmakla bilmem ne bazen o çocuklar da öyle yetişirler. Ha falanca çalmış tişörtmüştü ben de çalayım diye. Atademirer Mesut Yarım programında yalanladı Ferdi Tayfur'u. Ben ne o senaryoyu okudum. Ne öyle bir şey yazdım. Evet, Ferdi Tayfur'un senaryosundan habersiz olduğunu kesin ve net ifadelerle dile getiriyordu. Sen de yani hiç görmedin yani hayatım. Hayır, hayatım boyunca yemin ederim. Her şeyin üzerine yemin ederim yani. Ferdi Tayfur. Aynı. Ne yapmışım ben şimdi 3 kişi otururken bir şey yapmışsam o 5 kişi yapmış. Anlatabiliyor muyum? Atademirer'in bu açıklamasına derhal belgeyle karşılık verdi. Eser bir sanatçının çocuğu gibidir, evladı gibidir. Ferdi Tayfur'un kendi senaryosunu 30 Ocak 2010 tarihinde Atademirer'e kargoyla gönderdiğinin belgesiydi. Ona dedim ki Ata böyle bir senaryo var. Bu seni düşünüyorum oynar mısın dedim. Boks yapacaksın ha falan dedim. Abi dedi uyarsa oynarım tabii ki bana dedi. Seve seve oynarım niye oynamayayım dedi. Peki ben sana dedim, ben sana gönderiyorum o zaman dedim. Şimdi Atademirer'in kargo belgesi için ne diyeceği merak konusu. Ben böyle bir şey okumadım. Yapmadım. Hayatım boyunca da çocukken meyve çalardık. Onun dışında kimsenin bir şeyini 39 yıllık hayatımda çalmadım. Ferdi Tayfur mücadelesinden vazgeçmeyecek gibi. Sanatçının eserini almışsın, çocuğunu almışsın elimden yani. Atademirer ise şokta. Ferdi Tayfur hayranıyım yani. Ben de ilk plakları falan var. Şimdi bir tuhaf oldum. Elim gitmiyor yani. Ne oluyoruz falan oldum yani. Arayamaz ki yani. Arasada konuşurdum gerçi de. Sanırım yüzü olsun. Ferdi Tayfur'a. İki film böyle iş yaptım diye üçüncü filmi başkasını alman bence çok abes kaçtı. Mesajı açık. Eğer bu açıklamalarım yeterli değilse hala bir benim böyle bir suç işlediğimi düşünülüyorsa lütfen beni mahkemeye verin. Yarın pazartesi günü avukatlarım bir şey yapacaklar, bakacaklar yani.